Herkese merhaba arkadaşlar, ben Vanoria, kanalıma ve yeni videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dracula Bir Aşk Hikayesi, Mehmet Rotası 3. sezon 6. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım. Söze neyi iletmek istiyordu? Bir tane şans puanı alacağız. Alttaki bilgi. Bunu bilmiyordum. Evet. Bölüm 6. Sötet'ten haberler. Ben de eskiden bir kızın yanına giderdim. Kız buna sevinmese de. Sonra o kız buraya geldi, buraya düştü ve kızı o aldı. Lale içinin soğuduğunu hissetti. Pardon, ne? O zaman buraya daha yeni düşmüştüm ve yapayalnızdım. İçimde müthiş ağırlıkta olan bir hasret büyüyordu. Bana hiç huzur vermiyordu. Sonra saraya o kızın yanına gitmem için beni zorluyordu. O kıza içimdeki acıyı anlatmam için beni zorluyordu. Ama bir gün o kız da buraya düştü. Arkadaşlar, bir saniye. Evet arkadaşlar, geldim, devam ediyorum. Onu teselli etmek istemiştim. Peşinden gitmiştim. Yalnız olmadığını, hep yanında kalacağımı söylemiştim. Ama kız bir türlü teselli olmuyordu. Tam tersi. Benden kaçıyor, ağlıyor, düşüyordu. Sonra da suya attı kendini. Tam o sırada o ortaya çıktı. Teknesiyle geldi. Ve onunla beraber simsiyah bir karanlık gelmişti sanki. O kadar soğuk oldu ki. O kim? Lale istemsizce çığlık attı ama Ahmet onu duymuyor gibiydi. Kızı teknesine çekti ve bedel ödeme zamanı dedi. Bir daha o kız ne ağladı ne de kaçtı. İtaatkar bir şekilde onun peşinden gitti. Zavallıcık. Gözlerinde müthiş bir dehşet vardı. Sonra sonsuza dek kayboldu. Ama içimdeki o büyük hasret de kaybolmuştu. Fakat onun yerine yeni bir acı gelmişti. Şunu anladım ki aslında o kızı buraya, ona ben getirmiştim. Onun ölümüne ben sebep olmuştum. Delikanlı doğrudan Lale'ye baktığı anda kızın orada olduğunu idrak etmiş gibi oldu. Temkinli olun. Korkarım yakında o sizin için de gelecek. Lale önüne bakmadan tökezleye tökezleye koşmaya başladı. Korku yüzünden aklını yitirecek gibiydi. Canım benim ya. Hey! Sıcak kolları Lale'yi yakalayınca genç kızı yüzünü konuğun omuzuna gömdü ve tüm bedeniyle irkildi. Alexandra ona sıkıca sarılıp sırtını sıvazlamaya başladı. Tamam, sakin ol. Buradayım, seni koruyorum. Güvendesin, duydun mu? Duydum. Peki, hadi gidelim o zaman. Kızlar tekrar bahçenin yeşil kısmına geçtiler. Burada güneş sıcacıktı, kuşlar ötüyordu. Her şey capcanlıydı. Lale, Nehir kıyısında olanlardan bahsetti. Lütfen, en ufak bir şey anladıysan bana da anlat. Biraz sustuktan sonra konuk dedi ki, Hasan sadece huzurunu bulamamış biri değil, kardeşleri de öyle anlaşılan. Onun üzerinde kara güç işareti var. Bunu çok net bir şekilde görebildim. Bazı insanların ruhlarında kara işaretler vardır. Göz, nazar. Babam insanların bu tür şeylerden kurtulmalarına yardım ederdi. Bana da öğretti. Ama bazı işaretlerin özel olduğundan bahsederdi. Onlara asla dokunulmamalıymış. Çünkü o işaretleri bırakana karşı dünyevi büyücüler gelemezmiş. Alexander'ın sesi titredi ve alçaldı. Gerçek karanlığa karşı, şeytanın ta kendisine. Şeytanın mı? Evet, öyle bir işaret insanın onunla bir anlaşma yaptığını gösterirmiş. Dünyada onun birçok temsilcisi varmış derler.
umudunu kaybetmiş insanları hemen bulurlarmış. Veya umutsuzca bir şey arzulayan insanları, istediğini elde etme uğruna her şeyi yapmaya hazır olanları. Karanlıktakiler onlara istediklerini verirmiş ama bunun bedeli her zaman çok yüksekmiş. Sultanın sarayında bir şeytanın anlaşması mı? Hayır, olamaz, buna inanmak zor. Peki, diyelim ki öyle. Bunu söyleyelim. Evet, benim de. Şahsen ben ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ama karanlığın işareti bana hiçbir şeyle karıştırılamaz. Anlamıyorum. Hasan ve diğer şehzadeler mutluydular. Bir insanın isteyebileceği her şeye sahiptiler. Neden öyle bir anlaşma yapsınlar ki? Şeytan anlaşması sadece anlaşmayı yapana değil, yakınlarına da ölüm getirirmiş. Yani anlaşmayı başka biri yapmış olabilir. Kuzenlerin ise bunun kurbanı olmuş. Bedelini onlar ödemiş. Teknedeki adam aynen öyle dememiş miydi? Bedel ödeme zamanı. Evet, ama o sadece kızı almış. Kuzenlerin ise bunca sene geçtikten sonra hala nehir kıyısına dolanıyorlar. Belki de bu hikayedeki rolleri farklıdır. Hasan neden karşı kıyıya varamıyor? Çünkü karşı kıyıda ruhlar huzuru buluyor. Fakat yersiz ruhsuz olanlar o yolu bulamaz. Halbuki diğerleri bunu kolayca yapar. Peki ben? Ben yolumu bu kolay bulur muydum? Muhtemelen. Öğrendiğin bunca şeyden sonra tekrar oraya gitmek mi istiyorsun yoksa? Tabii ki hayır. Ama o zaman üçüncü şehzadeyi göremem ki. Hasan'ı da göremem. O ise her girişime öyle çok seviniyor ki. Lale hüzünlü hüzünlü içini çekti. Yine de böyle bir anlaşmayı kim yapmış olabilir ki? Ahmet 13 sene önce öldü. Ben o zaman 5 yaşındaydım. Birkaç ay sonrasında annem ölmüştü. Yaklaşık olarak aynı dönemde amcam Mehmet'i sürgüne yollayıp ondan bahsetmeyi bile bırakmıştı. Yani öyle bir anlaşma gerçekten yapıldıysa kesin o sene yapılmış olmalı. Bundan eminim. Şahi Hatun boşuna kızmıyor bana. O seneden her bahsettiğimde bir şey de anlatmıyor asla. Lale minnetle konuğuna baktı. Teşekkür ederim Aleksandra, benimle geldiğin için. Başka biri olsa bana hayatta inanmaz ve bana anlayış göstermezdi. Şimdi en azından bu konuyu paylaşabileceğim biri var artık. O yüzden bir nevi yer rahatlamış gibiyim. Tabii, ben burada olduğum sürece her zaman konuşabiliriz. Daha ne kadar kalacaksın ki? Daha çok kalmanı isterdim. Kalırdım. Yeteneğimin burada işe yarayacağını hissediyorum. Ama okul işini ne yapacağız? Sonuçta beni bir bilim kadını olarak biliyorlar. Benden ders bekliyorlar. Beni söyletebileceğim konuların okul programıyla hiçbir alakası yok. Aa evet, ama Mustafa Hoca ile konuşup bu işi bir şekilde çözmeye çalışacağım. Hatta hemen şimdi onun yanına gidebiliriz. Ama önce Kemal'e bakalım, bir şey göndermek istiyorum. Arkadaşlarına cevap mı yazdın? Evet, bu gece düşündüm ki Mehmet onların bana yazmalarını yasaklamış olabilir ama benim onlara yazmamı yasaklamadı ki. Aferin, doğru. Çalışanların yaşadığı binanın önünde beklenmedik bir kargaşa vardı. Okulun küçük sınıfı oradaydı. Mustafa Hoca hepsiyle tek tip başına başa çıkmaya çalışıyordu. Tamam. Esma Hatun, ne yapıyorsunuz? Ah, beni deli edecek bu kız. Hihihihi. Şık elbisesi olan bir kız çimlerin üzerinde çömelmiş, ayna ile sınıf arkadaşlarının gözlerine güneş ışınları yansıtıyordu. Sultan Murad'ın en küçük, en sevdiği kızıydı. Günaydın hocam. Bugün Zara yok mu? Evet, Dimitris Hoca bir bilim toplantısına gitti ve Zara da aniden bu işe gönüllü oldu. İzin verdim, birlikte gitsinler. Öğretmen esrarengiz bir şekilde gülümsedi. Hoca da onların duygularını fark etmiş ve karşıda değil galiba. Ben de bir doğa dersi yapayım dedim ama açık hava aktiviteleri artık fazla yaşlıyım galiba. Esma onlara doğru koştu. Kuzeni Lale'yi neşeyle selamlayıp Aleksandra'ya baktı. Sizi daha önce görmedim. Bu Elena Hatun. Ders vermek için babanızın daveti üzerine gelmiş. İyi günler hanımefendi. Tanışmamıza memnun oldum. Ne ilginç bir aksan. Siz Osmanlı değilsiniz. Doğru. Bayan aslen Yunanistanlıdır. Ancak birkaç yıldır Edirne'de yaşıyormuş. Görünüşe göre bu cevap küçük kızı pek tatmin etmedi. Öyle mi? Yunanca.
Kurnazca gözlerini kıstı. Aynasıyla başka bir ışın daha yakaladı. Yunanca güneş ne demek? Aleksandra bildiği birkaç Yunanca kelimeyi acele hatırlamaya başladı. Aktina, Kopria, Ilios. Ilios. Evet, aynen öyle. Tamam. Mustafa Hoca konunun dediğini başıyla onayladı. Esmi gülümsedi. Peki, hoş geldiniz. Buna mı işe yaptı gerçekten? Neyse. Öğretmen ellerini çırparak sınıfın dikkatini çekti. Bir sonraki egzersiz için lütfen ikili gruplara bölünün. Çocuklar telaşlandı. Birkaç kız Esmi ile çift oluşturmak istedi ama kız tekliflerini reddetti. Çim alanın en sonuna gidip bir erkek çocuğunun yanına yaklaştı. Çocuk elinde bir zarf tutuyordu. Zarfın içindeki mektubu tekrar tekrar okuyordu. Hocasını dinlemiyordu ve karşısında duran sultanın kızını görmüyordu. Kız ise durup susuyor, büyülenmiş gibi çocuğun güzel yüzüne ve uzun gül kirpiklerine bakıyordu. Çocuklardan biri kıkırdadı. Aşık kelimesi duyuldu. Esme bir anda tokat yemiş gibi oldu. Kıpkırmızı kesilip Radu'nun omzuna vurdu. ''Hey, dersteyken saçma sapan şeyler okuyamazsın.'' Çocuk irkildi ve zarfı saklayacaktı ki kız onu elinden kaptı. ''Verin şunu.'' Kız güldü ve tüm gücüyle zarfı havaya fırlattı. Mektup yukarı uçtu. Ve bir ağacın tepesine takılıp kaldı. Radu yumruklarını sıktı ve kızın üzerine öyle sert bir şekilde yürüdü ki kız istemsizce çömeldi. Ama çocuk ona parmağını bile sürmedi. Sadece acıyla konuştu. ''Bu mektup savaşçı olan abimden geldi.'' Biliyor musunuz Esma Hatun? Sultan demesi gerekmiyorlar mı? Neyse. Sizin daha iyi biri olduğunuzu sanıyordum. Esim'in rengi soldu. Sonra kız birden arkasına baktı ve ağaca koşarak tırmanmaya başladı. Hayır, ne yapıyorsunuz? Lale ve Aleksandra kızın peşinden koştu. Öğretmen onlara yetişmeye çalıştı. Kıvırcık hepsine rağmen Esme çok hızlı hareket ediyordu. Kısa süre içinde zirveye ulaşmıştı. Bir dalın üzerine oturup mektuba uzanmıştı. Dal çok inceydi. Kızın ağırlığı altına sarkmaya başladı. Dal kırılacak, kırılacak. Esma Hatun aşağı in. Ama kız inatla ilerledi. İç çıtırtı sesi duyuldu. Onu durdurmalıyız ama nasıl? Aleksandra elbisesinin eteğini yukarı çekerek bacağını çıkardı. Uyluğuna ince kayışlarla bir bıçak ve diğer bazı aletler bağlanmıştı. Kız onlardan birini kapıp çekti. Sapan. Lale yardım etmeye karar verdi. Ve Aleksandra'ya bir taş uzattı. Oh, teşekkür ederim. Tam da bunu isteyecektim. Herkesin seni kadar hızlı düşünen ve zeki olsa. Tamam. Kız taşı sapanına koydu. Hızlıca döndürdü ve taş zarfın tam ortasına vurup onu daldan düşürdü. Radu yere düşen mektubu kaptı. Teşekkürler. Teşekkürler Eline Hatun. Şimdi hemen aşağı in ama dikkat et. Önce bir bacağını geri at. Esme, Aleksandra'nın tavsiyesine uyarak itaatkar bir şekilde ağaçtan inmeye başladı. Dalın en tehlikeli ince kısmını çoktan geçmişti. Ancak o an birinin keskin çığlığı duyuldu. Mustafa Hoca, bunu nasıl izin verdiniz? Sultanın kızı ağaca tırmanmış. Yavuz Paşa doğru söyledi. Emekli olma vaktiniz gelmiş. Sizi şikayet edeceğim. Bu sefer kesin olarak uzaklaştırma alacaksınız. Hayır Halim Hatun, öğretmenin bir suçu yok. Ben kendim tırmandım buraya. Hem zaten aşağı iniyorum bile. Kız hızla döndü ve aniden aşağı kaydı. Esma son anda bir dala tutunup üzerinde asılı kaldı. Ama uzun süre dayanamayacağı titreyen ellerinden belliydi. Ey Allah'ım! İkinci katın pencerelerinden biri açıldı. Kemal göründü. Anda durumu değerlendirerek içeri koştu ve aşağı büyük bir battaniye attı. Altına gelin! Yetişkin olan herkes battaniyenin köşelerini tuttu. Radu ve diğer çocuklar kumaşın kenarlarına tutundu. Esme gözlerini kapadı ve ellerini açtı. Aa! Battaniyenin tam ortasına düştü ve orta çimenlere değdiği anda ayağa fırladı. Halime Hatun, lütfen Yavuz Paşa'yı ve diğerlerine bir şey söylemeyin. Ama kadın onu duymuyor bile.
battaniyenin kenarını kaldırıp bir ucunu inceliyordu. Kumaşa takılmış desenli ucu olan küçük bir saç tokasıydı. Lale'nin sırtından soğuk terler aktı. Bu tokanın kime ait olduğunu anlamıştı. Nuray, hayır. Hanımım, ağaçtan kimseye bahsetmeyeceksiniz değil mi? Halime tokayı yumruğun içine sıkıp pis pis gülümsedi. Bakarız Esma Hatun, bakarız. Arkasını dönüp uzaklaştı. Esma nereyi sağlayacaktı? Mustafa Hoca, affedin beni. Sorun yok yavrum, çocukların yanına gitsen. Esma başını eğerek uzaklaştı. Öğretmen derin bir iç çekti. Halime bu olayı anlatsa bile Sultan Murat size karşı çok saygı duyduğu için hiçbir şey demez. Biliyorum canım. Bunun için endişelenmiyorum bile. Yalnız ben gerçekten de böyle yaramaz çocuğu öğrencilerle uğraşamayacak kadar yaşlanmışım. Daha geç birine ihtiyaçları var. Aleksandra'ya baktı. Elina Hatun, hocalara ders vermeye gelmişsiniz ama şu an hocalardan kimse yok. Yardımcılarım dönene kadar küçük sınıfın derslerinde bana yardım etmeyi kabul eder misiniz? Gördüklerimize bakılırsa bu konuda oldukça başarılısınız. Aleksandra merakla Lale'ye baktı ve gülümseyerek başını salladı. Tamam olur. Harika. O halde hemen şimdi başlayabilir miyiz? Aleksandra öğretmenin çocukları toplamasına yardım etti ve birlikte sınıfı okula götürdüler. Onlarla vedalaşan Lale, çim alanında yalnız kaldı. O sırada Kemal dışarı çıktı, battaniyeyi kaldırdı ve kaygılı kaygılı gülümsedi. Ah çocuklar. Kemal, Nuray nerede? Genç adam korkuyla geri çekildi. Ah. Size ele vermem, sadece cevap ver. Buradayım Lale. Kız koridorun karanlığından dışarı baktı. Madem her şeyi biliyorsun, bu gece ben sende kaldığımı söyleyebilir miyim? Ah Nuray, korkarım işe yaramayacak. Halime battaniye üzerinde senin saç tokanı buldu. Kızın yüzü bembeyaz kesildi. Elleri titriyordu. Bittim ben. Ama kimin tokası olduğunu nereden bilecek ki? Bu tokalar rahmetli annemin saç tokaları. Bir benzeri daha yok. Yavuz görürse hemen anlar ki görecek. Çünkü Halime ile ikisi yakın dost. Gözyaşları yanaklarından aşağı süzüldü. Beni öldürürse umurumda değil ama o sana da acımayacak Kemal. Lale kıza sarıldı. Teselli edici sözler bulmaya çalıştı. Yavuz Paşa şu an savaşta. Geri dönene kadar bir şeyler düşünürüz. Ağır bir sessizlik oluştu. Kemal birden saçlarını karıştırdı. Kaçmamız gerek. Hemen şimdi. Nuray'a ateş dolu gözlerle baktı. Zor olacak, tehlikeli. Zorluğa katlanmak zorunda kalacağız. Ama eğer hazırsan... Hazırım. Her şeye varım. Her türlü zorluğa da katlanırım. Yeter ki seninle olayım. Ama nereye kaçacaksınız? Küçük bir sahil kasabasında beni büyüten yaşlı bir adam var. Taşlarda tenha bir yer. Sadece balıkçılar var. Posta konvoyu birazdan tekrar yola çıkacak. Nuray'ı arabamda saklayacağım. İlk durakta hasta olmuşum gibi yapacağım. Bensiz yollarına devam edecekler. Biz ise diğer yöne, denize doğru hareket edeceğiz. Denize, seninle. Genç kadının gözleri mutlulukla parladı. Ama Nuray, bir an önce çıkmamız gerekiyor. Eve gidemeyecek, eşya da parlamayacaksın. Benim de pek param yok. Yavuz değerli olan her şeyi kilit altında tutuyor. Hiçbir şey alamayacaktım zaten. Ama bir şekilde idare edeceğiz. Kalırlarsa onları kesin ölüm bekler. Ama parasız pulsuz kaçarken de çok zorluk çekecekler. Nuray'a mücevherlerimden birini vereceğim. Kemal, konvoy ne zaman kalkıyor? Çeyrek saat sonra ahırda olmalıyım. İyi, seninle orada buluşalım. Odasına dalan Lale aceleyle sandıklarını karıştırmaya başladı. Nuray'ın giyebileceği birkaç elbise ve onun ihtiyaç duyabileceği birkaç eşya daha hazırladı. Ardından annesinden ona kalan takılardan en büyük ve en pahalı kolyeyi seçti. Bu kolyeden ayrılıyor olmam beni üzüyor ama Nuray'ın ona benden çok daha fazla ihtiyacı var. Çok geçmeden Lale ahırdaydı. Konvoy üyeleri yola çıkmak için hazırlanıyorlardı. Kemal kızı gizlice barakanın içine götürdü. Nuray oradaydı. Lale?
Lale arkadaşına sarıldı ve ona hediyelerini sundu. İlk zamanlar için ihtiyacın olabilecek şeyler. Bir de şu kolye. Annem takardı. Aa, bu çok pahalı bir şey. Evet, bu yüzden onu almanı istiyorum. Sevdiğinle kulübede cennet ama geleceği düşünmelisin. Karşılığında alacağınız para yeni bir hayata başlamanıza yardımcı olacak. Nuray'ın gözleri doldu. Lale, sana çok minnettarım. Kendi dükkanımı ve atölyemi açmak istiyorum. Çok çalışmak, dürüstçe para kazanmak istiyorum. Hediyen bu konuda bana çok yardımcı olacak. Peki. Barakanın kapısı gıcırdadı. Nuray, vakit geldi. Kızlar tekrar sarıldı. Birbirimizi bir daha görür müyüz meçhul ama şunu bil Lale. Sen benim için her zaman bir ışık kaynağı oldun. Her şey yolunda gitsin. Umarım mutlu olursunuz. Mutlaka oluruz. Teşekkür ederim. Pelerini sıkıca kapattı, kapşonunu kafasına çekti ve kapıya doğru bir adım attı. Kemal vedalaşırken Lale'nin önünde eğildi ama o an genç kız postasını hatırladı. ''Aa dur Kemal, savaşa gitmeyeceksin ama postamı iletebilir misin?'' ''Tabii, sonuçta konvoy oraya gidiyor. Ne göndermek istedin?'' ''Arkadaşlarım Aslan ve Vula'da bir mektup.'' ''İkisi için de bir mektup.'' Lale Kemal'e imzalı bir mektup verdi. ''Tamam, başka bir şey?'' Nezaket gereği Şehzade Mehmet'e de cevap vermem gerekiyordu. O yüzden onun için de bir mektup yazdım. Yalnız Kemal, rica ediyorum. Şehzade, arkadaşlarımın mektup yazdığımı bilmese iyi olur. Onlar da Şehzade'ye mektup gönderdiğimi bilmesin ama. Aralarında anlaşmazlık çıksın istemiyorum. Anladım Lale Hatun. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Yanan lambanın yanında oturan Aslan ile Vlad, sabırsızlıkla Lale'nin mektubunu açıyorlardı. Ayrılığı 6 ay oldu, kuşatma uzadı ve çıkmaza girdi. İskender'in bitmeyen gece saldırıları, Sultan ordusunun gücünü ve sinirlerini gittikçe daha çok yıpratıyordu. Ama bu akşam posta konvoyu her iki arkadaşa da büyük bir mutluluk getirmiş oldu. Lale'nin kalbinden ve ellerinden gelen sıcacık satırlar. Sevgili canlarım, Aslan ve Vlad. Sizden haber aldığıma çok sevindim. Umarım benimki de sizi aynı derecede mutlu eder. Gençler gülerek birbirlerine baktılar. Aynı derecede mi? Evet, sevincimizle sahadaki tüm silahları doldurup sabaha kadar ateş edebilirler. Aynen. Alexandra'nın yolculuğu sorunsuz geçmiş. Şimdilik burada kalıyor. Çok iyi biri. Ben de iyiyim. Sarayda hayat her zamanki gibi devam ediyor. Siz olmadığınız için tabii. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Aslan homurdandı. Uf, tabii ki değil. Hem o sırada bizden başka güzel olan ne var ki? Baklava belki sadece. Bir de tarçınlı sıcak salep. Ha, bir de yumuşak bir atak. Aslan'ın sesi giderek daha kasvetli hale geldi. Bir de hamam ve kütüphane. Ama en önemlisi Lale'nin kendisi. İkisi de üzgün bir şekilde iç çekti. Evimi ve onu nasıl da özlüyorum. Evet, ben de. Ardından sarayın günlük yaşamını ve küçük olaylarının kısa bir açıklaması geldi. Lale, Hasan ile görüşmesinden bahsedip de boş yere arkadaşlarını huzursuz etmek istemedi. Onun yerine onlara iyi gelecek, onları mutlu edecek şeylerden bahsetti hep. Vlad, gitmeden önce benim için hazırladığın kömürlerle her gün resim yapıyorum. Tavsiye ettiğin kitapları okuyorum. O sırada kulaklarıma hep senin o sakin, ciddi sesin geliyor. Bana ipucu veriyor, anlamadığım yerleri açıklıyor. Aslan, arada bir ahıra gidiyor ve benim için mükemmel yaptığın o eğri hayranlıkla bakıyorum. Onu ne kadar yumuşak bir deriyle kaplamışsın. Çok rahat ve çok güzel olmuş. Bana öğrettiğin gibi ayağımı üzengine koyuyorum. Sanki senin güçlü, güvenilir elin orada bana destek veriyormuş gibi hissediyorum. Uzaktasınız ama sevginiz beni sarıp sarmalıyor, içimi ısıtıyor. Yürüdüğümüz bahçe patikalarında yürüyorum. Şakalarımızı hatırlayıp kendi kendime gülüyorum. Sizi çok özlüyorum ve en kısa zamanda kavuşacağımızı umuyorum sevgili dostlarım.
Okumayı bitiren gençler bir süre sessiz kalarak hafifçe gülümsüyorlardı. Onun gibi bir dostumuz olması bir mucize değil mi? Evet, gerçek bir mucize. Ya, çok tatlı. Evet. Aynı akşam Şehzade Mehmet'e de bir mektup geldi. Çok beklediği ve bir o kadar da onu şaşırtan bir mektuptu. Şehzade bunu istemese de düşüncelerinin sık sık misafiri olan o kızdan küçük bir kağıt parçası geldi. O kız onun gizli bir kalp ağrısı, bir umuduydu, takıntısıydı. Takıntı diye... Neyse. Bütün hizmetçileri kovup kimsenin içeri alınmamasını emreden Mehmet mektubu açtı. Saygıdeğer efendim. Mehmet yüzünü buruşturdu. Böylesine saygın ve resmi bir hitap şekli onun pek istediği bir şey değildi. Bana gösterdiğiniz şeref için size minnettarım. Hediyeniz için de öyle. Beni gerçekten şaşırttınız. Çalın zarafetini ve güzelliğini kesinlikle takdir ettim. Zevkiniz mükemmel. Ama şunu söylemeye cüret etmeliyim ki sırayda benden bile daha çok minnettar olabilecek birçok hanımefendi vardır. Gerçek bir Fatih'e layık olan hanımefendiler. Lanet olsun. Bir dinle, bir oku, bir bitir ya. Mehmet mektubu fırlattı ve öfkeyle masadaki eşyaları yere attı. Lale'den mektubu alınca kendi kendine bunun, Lale'nin ona karşı beslediği duyguların bir itirafı olduğuna karar verdi. Kızdan çekingen, şefkatli şükran sözlerini bekliyordu. Ama bunun yerine zaten kanayan yarasına tuz basılmıştı. Benimle hala sadece vücudunu isteyen bir ergenmişim gibi konuşuyor. Yahu bütün haremim bu hanımefendilerle dolu zaten. Onun dışında da herhangi bir kadın için büyük bir, büyük bir şeref olurdu. Ama Lale için değil işte. Mehmet'i en çok şaşırtan şey Lale'nin bu küstahlığının genç adamın ona olan özlemini zerre dindirmemesiydi. Sadece daha da büyümüştü. Sonuçta ben ona tamamen farklı bir şey teklif ediyorum. Saygı, özen. Yoldaş olma ve zirvelere birlikte çıkma fırsatını veriyorum. Ama bana karşı ne kadar da soğuk davranıyor. Gururlu, inanılmaz güzel, narin ve hassas. Lale'yi düşündüğü anda öfkesi çabucak geçti. Başka bir müstakbel padişah böyle bir şey yapsa ödeyeceği bedel çok ağır olurdu. Ama bu kıza Mehmet sadece sarılmak, onu korumak, ikna etmek istiyordu. Aceleyle yere atılmış mektuba eğildi. Masanın altından çıkardı ve dikkatlice düzeltti. Gelecekle ilgili planlarınıza gelince ben ancak Murat amca için sevinebilirim. Osmanlı'nın görkemini, kültürünü ve aydınlığını dünyaya yaymaya devam edecek güçlü bir varis. Ona tam bir lütuf gibi gelirdi ve bütün devletimize. Ve gerçek derdiniz fütursuzca işgal ve iktidar değil de buysa, büyük bir hükümdar olarak yükselişinizi ilgi ve hayranlıkla izleyeceğim. Mehmet'e sıcak bastı. Lale beni reddetmiyor, hayır. Lale değiştiğime dair kanıt görmek istediğini söylüyor ve o zaman... Bu mektubun sadece 10 satırı genç adamı kısacık sürede neler yaşattı. Evet, çok tepkilerini hem çok yüksek yaşıyor. Cehennemin dibine attı, sonra göklere çıkardı, umut verdi. Böyle bir duygu selinden sonra genç adamın kanı kaynadı, içine resmen fırtınalar koptu. Bu çelişkili hissiyatlar Mehmet'e tuhaf, acıda bir zevk verdi. Şehzade yakasını gevşetti, derin bir nefes aldı ve gülümsedi. Bu kale Bizans'tan daha güçlüymüş, olsun. Önemli olan tamamen reddetmemesi, şans vermesi. Ben ise bu şansı kesinlikle kaçırmam. Kaçırma zaten. Geçten mektubu dikkatlice katladı ve göğsüne sakladı. Göğsüne saklamış. Gözlerimi açtığımda pencerenin arkası artık karanlıktı. Elim telefona uzandı. Çarşamba sabah 8. Sadece birkaç saat uyuyabilmişim. Karanlık dünyada ne kadar kaldım acaba? Vlad ve Noe geri döndü mü? Gidip onları görmeye karar verdim. Ama önce kendime çekidüzen verdim. Duş aldım, giyindim. Ceket, elbise. Şık bir kombin. Zarif. Evet.
ve saçımı şekillendirdim. Ters, zarif, sade. Evet. Sonunda hazırdım ve koridora çıktım. Ne Noe ne de Vlad odalarında değildi. Hala geri dönmemişler. Bir sonraki kapı kardeşimin odasına açılıyordu. Tabii ki Millie hala uyuyor ama bir uğrayıp nasıl olduğuna bakacağım sadece. Ancak Millie'nin de odası boştu. Sinirlerim bozulmaya başladı. Bu saatte nerede bu kız? Sandalyede mi kaldı yoksa? Tam oraya gidecektim ki aniden kardeşimin kalkasını duydum. Yan koridordan geliyordu. Sese koştum. Son derece huzursuzdum. Karanlık, kasvetli bir şato. Etraf boş ve sessizdi. Ve bütün bunların ortasına bir yerden neşeli bir kız kalkası geliyordu. Arkadaşlarımın boş odalarının gözümün önünde o an gelmesi çok yersizdi. Aklıma bir düşünce takıldı. Ya Leva Sandra gittiyse ve ben burada yapayalnız kaldıysam? Birden içime derin bir korku düştü. Orada kaçasım geldi. Ama kardeşimin sesi artık çok yakındı. Durup seslendim. Mili? Ha? Köşenin arkasında kardeşim göründü. Neşeli neşeli gülümsüyordu. Birden rahatladım. Burada ne yapıyorsun? Sana dışarı çıkmana izin verdi mi? Hayır, ama beni bu kadar uzun süre yatakta tutmak da abartıya kaçıyor artık. Ben tamamen sağlıklıyım. Bak kiminle karşılaştık. Millie duvarın arkasına bakarak gizemli bir şekilde gülümsüyordu. Çık dışarı korkma, bu benim ablam. Kimse görünmüyordu, dayanamadım. Kendim öne bir adım attım ve köşeye baktım. Söyledi hiçbir şey anlamıyorum ama yine de çok eğleniyoruz. İni arkadaşlarmış gibi el ele tutuştular. Kız Millie'ye neredeyse hayranlıkla bakıyordu. Ve ona bakarken o kadar dikkatliydi ki beni fark etmedi bile. Oo, Agnes! Agnes, yani benim dışında herkesin bildiği başka bir mistik yaratık daha. Her şeyden önce herkesin değil, hem senden başka Agnes henüz kimseyle konuşmadı. Kardeşim hemen neşelendi. Evet, biz hemen birbirimizi yakın hissettik değil mi Agnes? Bu güzel bir şey tabii ama Millie şunu bilmelisin ki... Onu uyuyacak zamanım olmadı. Agnes'in gözlerindeki hayranlık bir anda vahşi bir açlığa dönüştü. Kardeşim kıvranarak elini geri çekmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Ben hemen Millie'ye siper olmalıyım, Agnes'i geri çekmeliyim, Agnes'in özüne seslenmeliyim. Bunu söyleyelim. Agnes yapma. En son bana aynı şekilde saldırdığını hatırla ve sonra ne kadar üzüldüğünü. Hadi konuşalım ve sana nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünelim. Agnes kardeşimin elini bıraktı. İşte böyle güzel kız. Ama sonraki anda Agnes yere kaydı ve keskin bir şekilde öne eğildi. Bir saniye içinde yarı şeffaf kafası kız kardeşimin göğsüne dayandı. Ve içine girerek tamamen içini doldurdu. Millie! Sonra vücudun geri kalanı da içine çekilmeye başladı. Boyun, omuzlar. Millie tir tir titriyordu. Ben ise gördüğüm manzara karşısında şoke olduğum için yerimde donup kaldım. Bayan Laya, geri çekilin. Yasin bitişik koridordan fırladı ve bir anda yanımıza geldi. Ellerini önünde uzatarak kızların yanına daire çizerek yürümeye başladı. Aynı zamanda şarkı söyler gibi bir şeyler mırıldanıyordu. İşe yarıyordu. Agnes kardeşimin içinden yavaş yavaş geri çekiliyor ve tekrar eski görünümüne bürünüyordu. Sonunda Millie'den tamamen ayrıldı ve gözlerini kapatarak Yasin'in kollarına düştü. Ben ise aynı şekilde bacaklara boşalan kardeşimi tuttum. Ah! Laya! Ne oldu? Sandra ile Leo bize doğru koştu. Millie'yi tutmama yardım ettiler. Ah kardeşim! Onu yatırmalıyız. Şuraya, ofise. Yasin'in ofisi iki bileşik odadan oluşuyordu. Ben, Leo ve Sandra ile kanepede uzanan Millie'nin yanında birinci odada da oturuyorduk. Kardeşimin bilinci kapalıydı ama Sandra'ya göre durumu tehlikeli değildi. Yasin ise Agnes'i ikinci odaya götürmüştü.
Arkadaşlar kafa karıştırıcı hikayemi dinledi. Anladığım kadarıyla şuraya geldiğin gün o siyah pelerinli figürler şafakçılar burada bir ayin düzenlemiş. Kurbanlara Agnes'miş. Enerjinin bir kısmını almayı başarmışlar. Bruno çok hasta etmiş ve incitmişti. Enerjisini yenilemek gerekiyordu. Bu yüzden bahçede ilk bana saldırdı. Bugün ise sıra Millie'ye gelmişti. Aynen. Dışarı çıkmasını boşuna engellemedim. Vücudumdaki asılgan tuzak yarısı kapanmıştı. Ama enerji açısından Millie hala çok hassas, savunmasızdı. Agnes'in bitkin ruhu direnemedi ve bu korumasız vücudu neredeyse hükmetti. Yasin onu büyüyle mi durdurdu? Aslında çok daha bir dua gibiydi. Şeytan kovan mı? Koruyucu, koruma duası. Kapı gıcırdadı ve açıklıkta Yasin belirdi. Hepimiz şaşkınlıkla ona döndük. Bir süre rahip olan akıl hocamın yanında yaşadım. Bu duayı oradan öğrendim. Oradayken ilk kez gördüm. Agnes gibiler. Affedersiniz, neredeydi? Küçük bir köyde, Karpatlar'da. Bilirsiniz, oralar özeldir. Her şeyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle birçok rahip ve hatta basit bir köylüler bile bu tür duaları bilir. Ben, Leo ve Sandra ne diyeceğimizi bilemeden birbirimize baktık. Sonunda sordum. Yasin, bu şurada ne işiniz vardı? Arşivde çalışmak için davet edildim. Ve siz Karpatlar'daki karanlık yaratıklara aşina olan biri, yine karanlık yaratıkların dolaştığı bu şataya şans eseri davet edildiniz. Başka bir sebep veya amaç yok yani. Yasin tereddüt etmeden cevap verdi. Evet, tamamen tesadüf. Tek amacım çalışmaktı. Ben de Agnes'i gördüğümde size ne kadar şaşkındım. Kulağa çok garip geliyordu ama Yasin o kadar içten, o kadar samimi bir şekilde konuştu ki şüphe etmek zordu. Bu arada artık kendini daha iyi hissediyor. Ayrıca Agnes sizinle konuşmak istiyor Bay Arla'ya. Benimle mi? Evet, gerçi sadece Macarca iletişim kurabiliyor ama ben tercüme edebilirim. Kabul ediyor musunuz? Şey, tamam olur, tekrar saldırmaz mı? Düzgün davransın. Tamam olur diyelim. Aslında bunu zaten yapmaya çalıştım. Yasin Agnes'i kolundan tutup yanımıza getirdi. Koltuğa oturmasına yardım etti. Suçlu suçlu bakmasına rağmen gerçekten daha iyi görünüyordu. Agnes yavaşça konuşmaya, Yasin'e tercüme etmeye başladı. Olanlardan dolayı özür diliyor ve size bir şey iletmesi gerektiğini söylüyor. Bu şatonun sahibinden. Göstermek için elinizi istiyor. Elimi kıza uzattım ve parmaklarımız birbirine değdi. Mütevazı paltolu bir adam parayı saydı. Sahibiyle vedalaştı, ofisten ayrıldı. Baron Sötet, onun bıraktığı fotoğrafları gülümseyerek incelemeye başladı. Agnes yine odadan dışarı baktı ve adama yaklaştı. Nasıl? Evet bu o. Yanılmamışım. Tüm detaylar bunu ispatlıyor. Fotoğraflarda 4 yaşında bir kız vardı. Ailesiyle birlikte dolaşırken evin bahçesinde, odanın penceresinde. Akşam 11'de onu buraya getirecek ve sonunda emin olacağız. Ancak ben artık eminim. Eksik halka bu kız da saklı. Bir bilim adamının coşkusuyla Agnes'in zaten defalarca duyduğunu bir kez daha açıklamaya başladı. El yazması her şeyi net bir şekilde anlatıyor ve benim yorumlarım da doğru. Hatam şuydu ki her karanlık türü kendine özgü bir panzehir unsuruna sahiptir. İblisleri kilitleyen Iedida her biri için ayrı bir anahtar ayarlamış. Drakonun karanlığının anahtarı, panzehiri bu kız. Sadece onunla kurtuluş mümkün. Baron heyecanla parmaklarını masaya vurdu. Agnes, lütfen oyuncakları tatlıları hazırla. Onu rahat etmesini istiyorum. Evet Armin ama endişeliyim. Sonuçta sen bu çocuğu kaçırıyorsun. Başın belaya girebilir. Bu adam kimsenin bir şey anlamaması için her şeyi ayarlayacakmış. Sabah olunca anne ile babası kızlarını yatağında sağ salim bulacaklar. Küçük kızları ise onlara harika bir rüya gördüğünü söyleyecek. Adam masadan birkaç dosya aldı ve onları incelemeye başladı. Chapelle'in vasiyeti de hazır. Tam 20 yıl sonra eline geçecek. O zamana kadar kehanete göre çoktan karşılaşmış olurlar. Chapelle'de ipuçları içeren tabela saklı.
Kız seninle konuşacağı zaman ise sen ona deşifre edilmiş el yazısını göstereceksin. 20 yıl sonra ona her şeyi kendin iletmiş ve anlatmış olabilirsin. Ah tatlım, olabilir ama olmayabilir de, bilmiyoruz. İnsan hayatı dediğin pamuk ipliğine bağlı, seninki başka. Agnes adamı arkadan sarılıp başını omzuna yasladı. Bu yüzden çok üzülüyorum. Sensiz ne yapacağım ki ben? Belki hala... Hayır tatlım, biliyorsun. Uzun zaman önce kararımı verdim. Tüm kırılganlığına rağmen sıradan bir insan yaşamının kendine özgü, eşsiz cazibesi vardır. Ve lütfen bu konuyu tekrar açma. Agnes aniden ayağa kalktı ve pencereye döndü. Sesinde zorlukla gizlediği gözyaşları vardı. Peki şimdi neden her şeyi bu kadar büyük bir aceleyle yapıyoruz? Vasiyet, tabela, tüm bu emirler. Bunun için kesinlikle yeterli zamanımız var zaten. Sadece düzeni ve her şeyi önceden hazırlamayı seviyorum işte. Alışkanlık. Bu neden yaptığını hala anlamıyorum ama. Uzun zaman önce Osmanlı konsolosluğunun arşivlerinde bulunmuş 15. yüzyıldan kalma hikayesi neden bu kadar etkiledi? Şaşırtıcı ve benzersiz olduğu için. Ben mistiğin dünyamızdaki tezahüratlarını inceleyen bir bilim adamı olarak bu hikayeye rastladığım için çok mutluyum. Uzun yıllar boyunca bu insanların hikayesi bana araştırma konusunda ilham verdi. Ve hayatını mahvetti. Kendine söyledin. Bir bakıma evet ama yine pişman değilim. Yoksa seninle tanışmazdım. Bu inanılmaz sırları ifşa etmezdim. Onlara minnettarım ve onların mutlu olmalarını istiyorum. 600 yıl önce bir türlü olamadılar çünkü. Agnes, isteğimi yerine getireceğine söz ver. Kurtuluş ritüelinin ayrıntılı bir açıklaması olan el yazmasının nerede olduğunu ona göster. Ne olursa olsun. Söz mü? Tamam, söz. Evet. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.